Gökmen Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? Sizi görmek de güzel, çok teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? İyiyim ben de, çok teşekkürler. Sizi de görmek çok güzel, sağ olun. Evet. Sanal Fuar, bizim heyecanla beklediğimiz bir aktivite bu sene. Çağrı vergi sektöründe 18 yıldır varız ama Sanal Fuar ilk defa inşallah sizinle çok keyifli yapacağız. Ben birazcık sizinle bunu konuşayım istedim. Ben hep duyuyordum tabii fuarcı olduğum için bir sanal fuar nasıl olur falan ama çok da aklımız ermiyordu açıkçası. Hani halihazırda insanlarla dokunmak, konuşmak varken. Ama dünya zaten bir yerde sanal fuar zaten yapıyordu. Yani hibrit yapanlar vardı katılımcı sayısını arttırmak için, ne bileyim ziyaretçi sayısını arttırmak için. Birazcık sizinle aslında Endless Fair'in de başlangıcını sormak istiyorum. Endless Fair nasıl başladı? Sanal fuar nasıl geçtiniz? Aslında sanal fuar ne? Biraz buradan başlayalım. Yani Endless Fair aslında şöyle, tabii öncelikle beni konuk ettiğiniz için teşekkür ederim. Bizim farklı farklı sektörlerde iştiraklerimiz bulunuyordu. Bu sektörler içinde haliyle sizin gibi birçok etkinliğin içinde bulunduğumuz dönemler oluyor. Yıl içinde hem yurt içinde hem de yurt dışında farklı farklı fuar ve aslında workshop tarzı etkinliklere katılıyorduk. Bu etkinlikleri dijitale taşıyabilir miyiz? Bunun hem katılımcı tarafından hem ziyaretçi tarafından artıları olabilir mi? Mantıklı olabilir mi? Şeklinde bir düşünceyle aslında hayata geçti. Tabii şu dönemde kesinlikle çok farklı bir tablodan bakılıyor. Yani insanların bir şekilde sokağa çıkmakta zorluk yaşadığı bir dönemdeyiz. O noktada bizim bu sürece başlamamız yaklaşık 4,5-5 yıl önce olduğu için o dönemde aslında tabii kimsenin kafasında böyle bir korku ya da bir kalabalık ortamlarda bulunma endişesi zaten yoktu. Ama biz gerçekten hani bulunamadığımız yerde, dünyanın belki farklı bir yerinde, yani Brezilya'daki bir fuara anlık olarak ulaşamıyorum, gidemiyorum, fiziki olarak orada bulunamıyorum. Ziyaretçi olarak o fuarda gezip o fuarla ilgili bilgi alabilme kısmı heyecanlandırıyordu. Ya da katılımcı olarak, stand sahibi olarak belki işte Berlin'de bir fuarınız var ya da İstanbul'da bir etkinliğiniz var. Ama bir gün sonra Barcelona'da da çok önemli bir etkinlik var. Hani belki daha cüzi bütçelerle oraya katılma imkanı sağlayabileceği için dijital fuarlar. Aslında hiç böyle bir travel durumu olmadan dünyanın aslında farklı bölgelerine de ulaşabilme imkanı sağlayacağını düşündüğümüz için bizi heyecanlandırmıştı. O yüzden düşündüğümüz ve başladığımız bir girişim oldu aslında. Bu şekilde söyleyebilirim. İyi ki yapmışsınız. İyi ki bunu... Şimdi de bize bizim kurtarıcımız oldunuz gerçekten. Biz bu sene sizinle çalışmayı heyecanla bekliyoruz. Çağrı Merkezi tabii sizin yaptığınız fuarların aslında içinde eminim çok daha küçük bir yer kapsıyor. Çünkü sektörün büyüklüğü belli, stand alan veya katkıda bulunan firmalar belli. Ama size şeyi sormak istiyorum. Çağrı Merkezi fuarı bu sene hibrit olarak veya özür diliyorum sanal olarak nasıl olacak? Biz aslında hem stand sahiplerine hem ziyaretçilere nasıl avantajlar sağlayacağız? Yani tabii siz zaten bu alanda uzman kişilersiniz. Fiziki olarak bu tarz etkinlikleri fazlasıyla yapmış insanlarsınız. Bu noktada biz de bu yaşadığımız durumda, bu bulunduğumuz ortamda aslında bir nevi aynı ortamı sağlayabilme teknolojisi sunmaya çalışacağız. Size o noktada destek olmaya çalışacağız. Ama hani katılımcı firmaların, sponsor firmaların, o gün etkinliğe gelecek aslında çağrı merkezi çalışanlarımızın, belki etkinliği dinleyecek, seminerleri dinleyecek çalışanlarımızın ciddi bir şekilde aslında neredeyse aynı tarz bir ortamda bulunmasını sağlayacağımız bir gün yaşayacağız diye düşünüyoruz. Tabii burada katılımcılar, sponsor firmalar ve stand açan firmaların kendilerinin düşündüğü, aynı bir fiziki ortamda bulunduğu gibi kendilerine ait bir standlarının olduğu, içerisinde
kendi dokümanlarını paylaşabilecek farklı farklı bir sürü alanın olduğu, görselleri, videoları, belki tanıtım materyallerini paylaşabilecekleri alanların olduğu bir iki boyutlu bir stand alanları onlara sunmuş oluyoruz. Ve bu stand alanlarıyla birlikte aynı zamanda kendi temsilcilerinin aynı fiziki bir etkinlik gibi o gün o saatler içinde, yani etkinliği düzenlediğimiz saatler içinde o standların içinde bulunabileceği ve gelen kişilerle de canlı olarak hem mesajlaşabileceği hem de birebir canlı görüntülü görüşme yapabileceği, şu an yaptığımız gibi bir ortam sağlamış oluyoruz. Diğer taraftan dediğimiz gibi de çalışanlarımızın ve aslında etkinliği gezecek olan ziyaretçilerimizin de o noktada hem gerçekten kaliteli seminerlere katılıp o seminerleri bulunduğu ortamda izleyebilecekleri bir durum söz konusu olmuş olacak. Hem de gerçekten o gün sponsor firmalar tarafından ya da katılımcı firmalar tarafından açılmış standları gezip onlarla konuşabilme fırsatı da yakalamış olacaklar. Ben bu noktada çağrı merkezi çalışanların aslında Türkiye'ye yayıldığını düşündüğüm bir kısmı var. Belki siz o konularda tabii sizden bilgi alacağım konular da vardı, biliyorsunuz, size söylemiştim. Ama hani yani X firmasının çağrı merkezi departmanı İzmir'de, Y firmasının çağrı merkezi departmanı Adana'da ya da işte farklı bir şehirden çağrı merkezi çalışanının olduğunu düşünürsek eğer, ben o şekilde karşılaşıyorum çünkü farklı firmaların çağrı merkezleriyle görüşürken. O noktada da insanların aslında İstanbul'da olan fiziki bir etkinliğe bir şekilde kaçırdıkları ya da katılamadıkları durumlar da çok fazla söz konusu oluyordu. Bu tarz bir etkinliği hani farklı bir şehirden, şu anda zaten pandemi tarafında hani insanlar belki uzaktan çalışır duruma geçtiği pozisyonlar var. Çağrı merkezi çalışanlarının kendi evlerinde setup kurulup evlerinden çalıştığı durumlar söz konusu. Mesela benim bir arkadaşım, yani arkadaşımın şirketi yine aslında bilinen bir şirket, bir dijital bir startup, bakıcı sektöründe çağrı merkezi çalışanları şu anda evlerinden çalışıyorlar. Bu noktada evlerinden çalışma durumu da herkesin hani bu dönemde, pandemi döneminde madem evimden çalışacağım o zaman memleketime gideyim ya da annem burada, babam burada, ben aslında oraya gidebilirim gibi durumları da söz konusu olabiliyor. Ben onun için hani hem de ziyaretçi kanalında da ciddi bir katılım yoğunluğu olacağını, insanların rahat bir şekilde gelip orada vermek istediğimiz mesajları alabileceğini, sizin de anlatmak istediklerini rahatlıkla anlayabilecekleri bir ortam olacağını düşünüyorum. Hem katılım tarafından hem ziyaretçi tarafından güzel bir etkinlik olur umarım. Evet, inşallah. Buradan da duymuş olalım. Sizin platformunuzda biz her sene 3 büyük organizasyon yapıyoruz. Bu sene aynı 3 büyük organizasyonu da yapacağız. İşte Çağrı Merkezi Fuarımız olacak, Çağrı Merkezi Konferansımız olacak ve Türkiye Çağrı Merkezi Ödülleri'nin de inşallah canlı ödül töreninde aynı platformda yapacağız. Allah mahcup etmesin. Biz heyecanla onu çalışıyoruz. Çünkü teknoloji öyle bir şey ki, sizinle de konuşmuştuk, çok anlık. Yani hani fuarda iki günümüz var. Hani bütün bu heyecanları, bütün bu hazırlıkları, bütün bu masrafları tabii ki bu iki gün için yapıyoruz. Hani teknolojiyi de bu iki günde çok efektif kullanmamız lazım. Onun için bizim için yeni bir deneyim olacak. Ama buradan öğrendiklerimiz eminim seneye daha keyifle devam edeceğiz. İnşallah hep beraber oluruz. Son olarak şeyi sormak istiyorum. Şimdi sanal fuar var. Hani ileride hibrit fuarlar da Türkiye devreye girecek ama aslında yeni normalimiz nasıl olacak? Yani sizin öngörünüz, yeni yatırımlar, teknolojiler nasıl devreye girecek? Aslında dijitalleşme Türkiye'nin bence pandemi süreci Türkiye'nin önümüzdeki 5 yılını silip atladı. Ama bu fuar kısmı veya bu organizasyon kısmı yeni normalde nasıl olacak? Ya şöyle, yeni normalde aslında bizim olmasını hedeflediğimiz, aslında biz tabii sanal fuar kısmını organize etmek için geliştirdiğimiz teknoloji olduğu için, bir yazılım olduğu için bunun var olmasını tabii ki zaten pandemiden önce de çok istiyorduk ve onun için uğraşıyorduk. Tabii ki şu anda insanların bu noktada yapabilecekleri şeyler fiziki anlamda kısıtlı olduğu için sanal etkinliklerin da dünyada da birçok, dünyanın farklı ülkesinde etkinlik yapabilir
pozisyona geldik. Çok farklı ülkelerde, çok farklı konularda sana olarak etkinlikler düzenledik. Biz zaten aslında bu pandemiyle birlikte bu noktada pandemiden önceki görüşlerimiz de çok fazla değişmedi. Yani pandemiden önce de benim kendi görüşüm ve gittiğimde ya da bu konuyu anlatmak istediğimde anlattığım konu aslında hep şuydu. Siz bu tarz etkinlikler yapan, çünkü biz aslında bu tarz etkinlikler yapan firmalarla çalışmak isteyen bir servis provider pozisyonundayız. Bir şekilde yazılım hizmeti sunuyoruz. Son kullanıcıyla doğrudan temasımız yok. Ve aradaki fuarı organize etmek ya da etkinliği yapmak isteyen firmayla, kurumla çalışmak istiyoruz. Onlara bu hizmeti sunmak istiyoruz. Diğer taraftan dediğimiz tek şey şuydu. Yani evet, siz zaten başarılı etkinlik yapıyor olabilirsiniz. Türkiye'de ya da her dünyanın herhangi bir yerinde başarılı etkinliğiniz vardır. Bu etkinlikler çok farklı yerlere taşınabilir. Bunları online olarak taşımak sizin için daha kolay bir durum yaratabilir. Yani İstanbul'da yılda iki tane başarılı bir etkinliğimiz var ama bunu atıyorum Mısır'a taşımak istediğimiz bir durum var ama taşıyamıyoruz. Operasyon olarak bir türlü o sürece başlayamıyoruz. Bizim için mantıklı bir bölge belki yaptığımız iş koluyla alakalı ama gidemiyoruz. Bu noktada dijital etkinlikler sayesinde o bölgeyi tanıma, yeni pazarlara girme, yeni pazarları araştırma, o bölgede know-how edinme konusunda ve hani minimum cost'la aslında belki de para kazanarak o bölgeyi tanıma fırsatı sunacağımız bir pozisyon oluşturmak istiyorduk. Diğer taraftan da etkinlikleri hibrite çevirip, tamamen hibrit fuarlar organize edip, zaten var olan başarılı etkinliği aslında dijitalde de aynı anda, aynı tarihte gerçekleştirerek bu etkinliğin katılım oranını, aslında aranılan şeyi, o etkinliğin yapılma amacındaki o mutlu olma tablomuz var ya, yeni normal dediğimiz kısımda, yani evet bu etkinlik nasıl bizi mutlu eder? Ziyaretçimiz gerçekten istediğimiz oranda gelirse ve işte katılımcı firmayla yeterli oranda görüşürse, bir aksaklık olmazsa, biz organizatör olarak, sizi organizatör olarak düşündüğümde mutlu olursunuz. Biz de bu noktada tam bu kısma hibrit konusunda destek olduğumuzu düşünüyorduk. Yani evet, zaten başarılı bir etkinlik var. Bakın, bunun dijital halinde gerçekleştirirsek siz çok farklı bölgelerden daha fazla ziyaretçiyi bu salonun içine alabilmiş olacaksınız. Belki de yaptığınız etkinliğin büyüklüğü anlamında o etkinliğe sponsor ya da firma olarak katılamayan ama başka bölgede olan, belki masrafları o an için o süreci fiziki olarak kaldırmayacak, operasyon olarak yürütemeyecek firmalara da ikinci bir alternatif olarak belki bir tık daha düşük bir cost'la sponsor firma olarak ya da katılımcı firma olarak etkinliğe katılmasını sağlayabileceğimiz bir upsell kısmı da oluşacaktı. Yani evet, bu etkinliğe 20 tane firmamız var katılan ama belki online'da bir 20 tane de fiziki olarak gelemeyen, belki dünyanın farklı bölgelerinden davet edebileceğimiz, stand açmasını isteyebileceğimiz firmaları koyabilme, onlara bunu teklif edebilme fırsatı da vermiş oluyor pozisyondaydık. Yani onun için de biz bu pandemiden önce de yazılımımızla şunu çözdüğümüzü düşünüyorduk. Yani bir problem çözme noktasında. Yani evet, bu her fuar şirketi ya da her etkinlik düzenleyen firma hem buna katılan sponsor firmaları, katılımcı firmaların maksimum olmasını bu etkinliğin büyüklüğü için ister. Hem de gelen ziyaretçi kısmının kaliteli ve farklı bölgelerden katılabilmiş şekliyle işte içeriye gelebilen, hem de daha fazla olmasını ister mantığımız vardı. Biz de bu noktada bu iki tarafa da destek olabildiğimizi düşündüğümüz için hibrit olarak bir etkinlik düzenlendiğinde bunun kullanılması gerektiğini savunuyorduk zaten. O şekilde de ilerlemelerimiz devam ediyordu. Tabii pandemi sürecinde bu süreç bizim için daha rahat anlatabildiğimiz, aslında insanların iş yoğunluğu nedeniyle de bir nevi masaya oturup bu konuyu tam böyle masaya yatıramadığı pozisyonlar da vardı. Çünkü herkesin, yani sizin bir etkinliğiniz var, zaten çok yoğunluğunuz var, yıl içinde bu etkinlikleri organize etmeye çalışıyorsunuz. Yani dijital bir fuar diye bir masaya bir şey geliyor, o an yoğunluktan onları kaçırabiliyorsunuz ve gerçekten yeteri kadar fokus olamadığınız durumlar olabiliyor. Ama bu pandemi bu fırsatı sundu. Ne başka neler olabilir? Ya da böyle bir şey olsa, hiç dışarı çıkılamayacak olsa ya da bir yıl bu sürse
neler yapılabilir sorusunu mecbur masaya getirdi. Onun için de biz de daha rahat anlatabildik aslında. Anlatabildiniz, doğru valla. Pandemi size bunu anlatma fırsatı verdi. Yani Çok teşekkür ediyorum. Geçen hani bir programda izliyorum. Hani şöyle bir de bir tabir var. Yani gerçekten mantıklı. Yani bu doğru zamanda yaşanılan bir pandemi olduğu için de aslında dijitalin hani bize sağladıklarını da net olarak görebileceğimiz, bakın alternatifler olarak da farklı şeylerin yapılabileceği durumlar var kısmını söylenebileceği bir pozisyonda aslında biz bu pandemi yaşadık. Yani gerçekten biz 25 yıl önce bu pandemiyi yaşamış olsaydık, işte mesela şimdi uzaktan yaptığımız bu görüntülü konuşmayı yapamıyor olabilirdik. Yani atıyorum herhangi bir şekilde işte hem etkinlik yapamazdık, hem karşılıklı görüşmemiz sıkıntılı olabilirdi. Telefonla iletişimimiz bile sıkıntılı olabilirdi. Yani bu noktada aslında evet bir pandemi oldu, herkes de belirli bir dönem eve girdi ama bir şekilde evden çıkabilecek bir kanalı olduğunda net bir şekilde görmüş oldum. Yani o iletişim aslında hiçbir zaman kesilmedi. Öbür türlü dediğiniz gibi esas ekonominin bitmesi ve her şeyin durması bu teknolojiye haiz olmadığımız zamanlar oluyor. Söyledi. Dediğiniz gibi aynen öyle olurdu. İyi ki olmamış. Çok teşekkür ediyorum. Bizi kırmadınız. Sağ olun. 3-4 Kasım'da çağrı merkezi günlerinde inşallah beraberiz. Organizasyonda da evet. Buradan da herkese duyurmuş oldum. Artık en azından ziyaretçi kayıt sayfamız açıldı. Oradan da herkes ziyaretçi olarak da kendi kayıt bilgilerini verebilir. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Eksik olmayın. İnşallah 3-4 Kasım'da dan önce de biz çok sık görüşüyoruz ama inşallah 3-4 Kasım'da da tekrar görüşmek üzere. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim. Umarım bir gün tekrardan hibrit olarak da düzenleyeceğimiz fuarlarımız da olur. Biz de fiziki olarak da yanınızda oluruz. Çok da güzel eğlenceli olur. Görüşürüz. İnşallah. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Çok beğensin. Teşekkürler. Beni davet ettiğiniz için tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.